Sorumuz şöyle. Turuncu nokta ile işaretlenen burada gördüğünüz karmaşık sayıyı mavi nokta ile gösterilen eksi 3,5 artı 6,06i karmaşık sayısı ile çakıştırın ve kutupsal gösterimini yazın. Mavi nokta işte burada. Temel noktalara hızlıca değinelim. Düşey eksen bizim sanal eksenimiz. Yatay eksen de gerçel eksenimiz. Karmaşık sayının gerçel bölümü eksi 3 buçuk. Gerçel eksende yerini belirleyelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve buralarda eksi 3 buçuk. Sanal bölümü de 6,06. O halde düşey doğrultuda yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve çok az daha giderek 6,06'ya ulaşırız. Mavi noktanın yerini böylece işaretlemiş olduk. Bizden istenen ise bu sayının kutupsal gösteriminin nasıl yazıldığını bulmamız. Bunu da açıyı değiştirerek yapmamız isteniyor. Bir karmaşık sayının kutupsal gösterimindeki açıya genellikle argument denir, değil mi? Biliyorsunuz. Yarıçapa da büyüklük denir. Gelin bunları değiştirelim. Yarı çapı arttırırsak turuncu nokta orijinden uzaklaşır. Açıyı arttırırsak burası pi bölü 3, burası da pi bölü 2, açıyı 2 pi bölü 3 yaptık. Uygun doğrultu buymuş gibi görünüyor değil mi? Yarı çapı biraz daha arttırmamız gerek sadece. Evet oldu. Yarı çap 7, açı da 2 pi bölü 3. Şimdi gelin burada yazan karmaşık sayı ile burada yazan karmaşık sayı aynı mı sağlamasını yapalım. Grafik üzerinde ikisinin de aynı sayı olduğunu gördük. Biri standart biçimde, diğeri de kutupsal formda yazılı. Ve iki sayıyı da karmaşık eksen ve gerçel eksen kullanarak grafikte işaretledik. Sorunun metnini kopyalayayım, yazan her şeyi kopyalayayım ve çözümü yapacağım yere yapıştırayım. Evet, burası güzel sağlamasını yapmaya başlayabiliriz. Elimizde bir argüment yani şöyle bir açı var. Bu açı 2 bölü 3 pi. Tabi birimi de radyan. Karmaşık sayının büyüklüğü de yani orijine olan uzaklığı da işte bu. Yazılımın bize verdiği bilgiye göre bu değer 7'ymiş. Şimdi gelin bu karmaşık sayının yukarıda yazan eksi 3,5 artı 6,06 i sayısıyla aynı sayı olduğunu gösterelim. Bu sayıyı şöyle de yazabiliriz. Büyüklüğü yani yarıçapı 7'ymiş. 7 çarpı e üzeri 2 bölü 3 pi çarpı i. Evet, Öğlerin özdeşliğinden çok iyi bildiğimiz üzere bu da şuna eşittir. Akıllara durgunluk veren matematiksel olgulardan biri de budur bence evet şuna eşittir 7 çarpı kosinüs 2 bölü 3 pi artı i sinüs 2 bölü 3 pi. Bilgisayar yazılımı bunu zaten belirtmişti. işte burada. Gelin, kosinüs 2 bölü 3 pi ve sinüs 2 bölü 3 pi neye eşitmiş? Bunları bulalım. Burası açısal anlamda 2 bölü 3 ise, burada birim çemberi gözünüzün önüne getirin. Burası pi'nin 2 bölü 3'ü. En iyisi birim çember çizeyim ben bir saniye. Zira kutupsal eksenler üzerinde çizim yapıp kartezyen koordinatlardan söz ederek aklımızın karışmasını istemiyorum. Birim çember üzerinde sanal sayıları göstermeyeceğiz. Bu bildiğimiz birim çember. Evet bu x ekseni bu da y ekseni. 2 bölü 3 pi ne demektir? 120 derece demektir öyle değil mi? Yandaki grafiktekiyle aynı açıdır aslında. 2 bölü 3 pi. Elimden geldiğince özenli çizmeye çalışıyorum ama ben pek özenli biri değilim maalesef biliyorsunuz. Tamam bu açı 2 bölü 3 pi'dir. 2 bölü 3 pi'nin kosinüsü x eksenindeki değeridir. 2 bölü 3 pi'nin sinüsü de y eksenindeki değeridir x eksenindeki değeri kaçtır peki? Bu açı 120 derece ise bu açı 60 derecedir. O halde bu 30, 60, 90 üçgenidir. Bunun birim çember olduğunu bildiğimize göre yarı çapı da 1'dir. 30 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu 1 bölü 2'dir. O halde bu noktanın koordinatı eksi 1 bölü 2 olur. 60 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu da kök 3 bölü 2 olacaktır. O halde bu koordinatta kök 3 bölü 2'dir. Dilerseniz hesap makinesi kullanarak sağlamalarını yapabilirsiniz. Kosinüs 2 bölü 3 pi eksi 1 bölü 2'dir. Eşittir yazıp devam edelim. 7 çarpı eksi 1 bölü 2 kosinüs 2 bölü 3 pi'nin değerini yazdık artı i çarpı kök 3 bölü 2. Şimdi gelin bu sayının soruda verilen sayıya eşit olup olmadığına bakalım. 7 çarpı eksi 1 bölü 2. Evet bu eksi 3 buçuktur. Artı i. En iyisi şöyle yazayım. 7 kök 3 bölü 2 i. Sayıların gerçel bölümlerinin aynı olduğunu gördük bile. Evet, eksi 3,5. Şimdi hesap makinesini açalım ve 7 çarpı kök 3 bölü 2'nin değeri yaklaşık olarak 6,06 mıymış onu hesaplayalım. Sadık dostum, sevgili hesap makinemi açayım. Girelim bakalım. 7 çarpı kök 3 sonra da onu 2'ye böleceğiz. Evet, gerçekten de 6,06'ya eşitmiş. Tabi virgülden sonra iki basamağa kadar yuvarlarsak. O halde bu yaklaşık olarak eksi 3.5 artı 6,06 i'ye eşittir. Bu da soruda bize verilen karmaşık sayıdır.